Kendilerine Kula Meksika diyen bu halk, aynı zamanda Meksika ve Tenochca olarak da bilinmekteydi. Karmaşık sosyal, siyasi ve dini yapıların birleşiminden oluşan en büyük Mezoamerikan uygarlıklarından birini kurmuşlardı. İmparatorluğun kalbi ve başkenti Tenochtitlan'dı. Bu şehir 1325 yılında kurulmuş ve işgalci Hernán Cortés tarafından 1520 yılında ele geçirilene dek başkent olarak kalmıştı. Tenochtitlan, günümüz Güney Orta Meksika'sında, Texcoco Gölü'nün bataklık bir adasında bulunuyordu. Bataklık bir ada başlangıçta bir uygarlık kurmaya pek uygun görünmese de, aslında bu alanın albenisizliği Azteklerin buraya yerleşmesine neden olmuştu. Kimse bu toprağı istemediği için Aztekler burayı kolayca ve üstelik rakipsiz olarak sahiplenmişti. Azteklerin Tenochtitlan'a yerleşme hikayesi, Kulhukan'dan sürülmeleriyle başlar. Kulhukan, Azteklerin daha önce yaşadığı bir yerdi. Ancak burada çeşitli nedenlerle hoş karşılanmamış ve sürgün edilmişlerdi. Bu sürgün, Azteklerin yeni bir yurt arayışına başlamalarına neden oldu. Bir efsaneye göre, Aztek rahipleri, tanrılardan bir işaret aldıklarını iddia etmişlerdi. Toprakları, kaktüsün üstündeki bir kartalın ağzında yılan tuttuğu yer olacaktı. Kaktüsün üstünde ağzında yılan olan kartalı gördükleri yer ise, göldeki bataklık bir adaydı. Tanrıların işaret ettiği adaya yerleşmeye karar verip, Tenochtitlan'ı inşa ettiler. Her şey tamamlandığında ise, yaklaşık 5 mil kareye yayılan ve 200 bin insanın yaşadığı büyük bir şehir olmuştu. Tenochtitlan, ilk başta bir şehir için ideal bir yer değildi. Ancak Aztekler bu durumu kendi avantajlarına çevirmeyi başardılar. Tarım yapabilmek için Chinapa adını verdikleri yapay adalar inşa ettiler. Adaların etrafındaki su, doğal bir savunma hattı oluşturarak Azteklerin güvenliğini sağladı. Aztekler Tenochtitlan'da ulaşımı sağlamak için yollar ve kanallar inşa ettiler. Bataklık doğası nedeniyle, yollar ve kanallar insan ve yük taşımacılığını kolaylaştırdı. Şehirden ana karaya uzanan 3 ana yol bulunuyordu. Yollar üzerindeki küçük köprüler, teknelerin ve kanoların geçişine imkan tanıyordu. Saldırı durumunda köprüler kaldırılarak şehrin savunması güçlendiriliyordu. Şehirde, ulaşımı daha da kolaylaştırmak amacıyla birçok kanal inşa edildi. Kanallar, şehir içinde teknelerle dolaşmayı mümkün kılıyordu ve şehrin düzeni, insanların rahatça hareket edebilmesini sağlıyordu. Tenochtitlan'ın kalbinde, Aztekler birçok kamusal etkinliğin gerçekleştiği geniş meydanlar ve alanlar oluşturdu. Alanlarda, Aztek tanrılarına adanmış büyük tapınaklar bulunuyordu. Rahipler ruhani liderdi. Tanrılarla iletişim kurduklarına inanılan güçlü figürlerdi. Toplumsal düzenin korunması için insanların onlara ihtiyaçları vardı. İnsan kurbanları ise dini inançlarının en çarpıcı ve tartışmalı yönlerinden biriydi. Adanan kurbanlar tanrılara duyulan saygının ve onların lütfunu kazanma çabasının bir ifadesiydi. İçeriğimizde Azteklerin yerleşimi, kültürleri, inançları, kurban gelenekleri, çöküşleri ve sonrasına yer verdik. Ben, Anubis, umarım herkes için yararlı bir içerik olur. Aztekler Nahua dilini konuşan göçebe bir topluluk olarak ortaya çıkar ve kendilerine Meksika adını verirler. Göç ve yerleşim süreci, Azteklerin efsanevi vatanları Aztlan adlı bir yerden başladığına inanılır. Aztlan beyaz toprak anlamına gelir ve buranın Kuzey Meksika'da bir bölge olduğu düşünülür. Aztekler tanrıları Huitzilopoç dilinin rehberliğinde güneye doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Bu süreçte çeşitli kabilelerle savaşır, ittifaklar kurar ve yeni yerleşim alanları bulurlar. Halkın yerleşim süreci, 13. yüzyılın sonlarına doğru Meksika Vadisi'ne varışlarıyla hızlanır. Burada Texcoco Gölü'nün bataklık bölgelerinde küçük adacıklara yerleşirler. Mitolojilerine göre, Huitzilopoç dili, onlara bir kartalın kaktüs üzerinde yılan yediği bir yer bulmalarını söyler ve bu işaret, Tenochtitlan şehrinin kurulmasına sebep olur. Tenochtitlan, 1325 yılında Texcoco Gölü'nün ortasındaki bir ada üzerine kurulur. Başlangıçta zor şartlar altında yaşam sürerler, ancak zamanla bataklık alanlarını kurutarak tarıma elverişli hale getirir ve Chinapa adı verilen yüzen tarım adalarını inşa ederler. Bu yenilikçi tarım yöntemi, Azteklerin gıda üretiminde büyük başarı elde etmelerini sağlar. Göçler ve iskan dönemlerinde çevrelerindeki daha güçlü kent devletleriyle mücadele ederler. Tepanek Krallığı'nın boyunduruğu altında bir süre yaşarlar, ancak 1428 yılında Itzcoatl önderliğinde
Texcoco ve Tlacochpan ile bir ittifak kurarak Tepanekleri yenilgiye uğratırlar. Bu ittifak, Aztek Üçlü İttifakı olarak bilinir ve Azteklerin bölgedeki politik gücünü pekiştirir. Aztek İmparatorluğunda günlük yaşam, tarım, ticaret, sanat ve dini ritüeller etrafında şekillenirdi. Halk, güneşin doğuşuyla birlikte güne başlar ve işlerine koyulurdu. Tarımla uğraşanlar, tarım adalarında çalışırken, zanaatkarlar ve tüccarlar da kendi rutin işlerine odaklanırdı. Günlük hayatın temelinde topluluk içinde paylaşım ve işbirliği önemli yer tutardı. Her birey, topluluğun doğal parçası olarak sorumluluklarını yerine getirir ve sosyal düzenin devamını sağlardı. Aztekler çok çeşitli kültürel etkinliklerle beslenen zengin bir sosyal yaşam sürerdi. Dini törenler ve festivaller, yıl boyunca düzenlenen önemli etkinlikler arasındaydı. Ritüeller tanrılara adanmış kurbanlar ve danslarla süslenirdi. Aztek takvimi, festivallerin zamanlamasında belirleyici bir rol oynardı. Her festival bir tanrıya veya doğa olayına adanır ve toplumun tüm kesimlerinden katılım sağlanırdı. Bu etkinlikler sadece dini değil, aynı zamanda komşuluk bağların güçlenmesine de yardımcı olurdu. Giyim, sosyal statü ve zenginliğin göstergesi olarak önemli bir yere sahipti. Sıradan halk basit pamuklu kıyafetler giyerken, soylular ve zenginler daha süslü ve gösterişli kıyafetler tercih ederdi. Erkekler, basit bir bel örtüsü olan mextilatel ve omuzlarına attıkları tilmatli adlı örtüleri, kadınlar ise uzun etekler ve bluzlar giyerdi. Zenginler, kıyafetlerini değerli taşlar, boncuklar ve tüylerle süslerdi. Özellikle Quetzal kuşunun parlak yeşil tüyleri, yüksek statü ve zenginliği simgelerdi. Yeme içme kültürü, mısır, fasulye ve biber gibi temel gıdalardan oluşurdu. Tortilla, tamale ve atole gibi mısır bazlı yiyecekler, günlük diyetin vazgeçilmez unsurlarıydı. Fasulye protein kaynağı olarak önemliydi ve çeşitli yemeklerde kullanılırdı. Ayrıca avokado, domates ve kabak gibi sebzeler de sıkça tüketilirdi. Kakao soyluların ve zenginlerin tükettiği özel bir içecekti ve genellikle baharatlarla tatlandırılırdı. İçecekler arasında pulque adlı fermente edilmiş agave suyu da popülerdi. Aztekler yemek zamanlarında bir araya gelirdi. Yemeklerin toplu yenmesine özen gösterilir, aile ve topluluk bağlarını güçlendiren bir unsur olarak görülürdü. Eğitim önemli bir yere sahipti. Çocuklar Kalmekak ve Tepuçalya adı verilen okullarda eğitim alırdı. Kalmakak, soylu çocuklarına yüksek eğitim ve askeri eğitim verirken, Tepuçalya daha çok alt tabaka çocuklarına temel eğitim sağlardı. Eğitimleri toplumun her kesiminden bireylerin bilgiye ve beceriye erişimini sağlayarak sosyal bütünlüğü pekiştirirdi. Aztekler ayrıca tıbbi bilgi ve uygulamalarda da ileri düzeydeydiler. Bitki konusunda deneyimli kişiler, bitkisel ilaçlar, masaj ve buhar banyoları gibi yöntemlerle hastaları tedavi ederdi. Tıp pratiğinde kullanılan bitkiler arasında aloe vera, kakao yağı ve çeşitli otlar bulunurdu. Tıbbi uygulamalar hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın korunmasında etkili olurdu. Eğlence ve oyunlarda gün içinde zevkli anların yaşandığı zamanlardı. Telaçtila adlı top oyunu, hem spor hem de dini bir ritüel olarak büyük önem taşırdı. Telaçtili, büyük bir taş halkadan topu geçirmek amacıyla oynanır ve genellikle törenlerin bir parçası olarak icra edilirdi. Zar atılarak oynanan patolla adlı bir tür masa oyunu da çok sevilir, yoğun dikkat ve strateji gerektirirdi. Müzik, dans ve tiyatro da halkın eğlencesinde vazgeçilmez unsurlardı. Orta Amerika'nın erken dönem tarihi gerçekten etkileyici ve karmaşık bir mozaik gibidir. Günümüz Meksika'sından Guatemala'ya, Belize'den Honduras'a kadar uzanan bölgede, çeşitli diller konuşan ve farklı toplumsal yapılar içinde yaşayan halklar mevcuttu. Tüm halklar birbirleriyle etkileşim içindeydi. İnançları, ritüelleri, ekonomileri, kültürel etkileşimleri ve mitolojileri devamlı gelişim halindeydi. Bölgenin en dikkat çekici uygarlıklarından biri olan Olmekler, yaklaşık M.Ö. 1500 yıllarında ortaya çıktı. Olmekler, sanatsal ve dini sembollerle dolu bir kültür oluşturmuşlardı. Büyük baş heykelleriyle, kompleks ritüel merkezleriyle ve pek sık rastlanmayan taş mimarileriyle dikkat çekiyorlardı. Doğa güçlerine ve hayvan tanrılara dayalı bir dini inançları vardı. Jaguar'dan türetilen tanrı figürleri ve diğer zoomorfik semboller, onların dünyayı anlamlandırma çabalarının önemli bir parçasıydı. Olmeklerin ritüelleri tapınak komplekslerinde gerçekleştirilir ve toplumun dini liderleri tarafından yürütülürdü. Teotihuacan kültürü de gerçekten zengin ve ilginçti.
Teotihuacan M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren önemli bir metropol haline gelmiş ve geniş bir alana hükmetmişti. Şehir büyük piramitleri ve geniş caddeleriyle ünlüydü. Teotihuacan halkı, karmaşık bir sosyal yapı ve ileri tarım teknikleri de içeren bir ekonomiye sahipti. Tarım, mısır, fasulye, kabak ve biber gibi temel ürünlere dayanıyordu. Ticareti, obsidyen, seramik ve tekstil türü malların değiş tokuşunu içeriyordu. Teotihuacan'ın dini hayatı, güneş ve ay piramitleri etrafında yoğunlaşırdı. Güneş ve ay tanrıları, baş tanrılar olarak kabul ediliyor ve geniş çaplı dini törenler düzenleniyordu. Maya uygarlığı ise tam anlamıyla büyüleyiciydi. Orta Amerika'nın en bilinen ve en geniş alana yayılmış kültürlerinden biriydi. Maya halkı, büyük şehir devletleri ve özgün mimari yapıları ile tanınıyordu. Dini inanışları, çok tanrılı panteonlar üstüne kurulmuştu. Kukulkan, Tlaloc ve Itzehoe gibi tanrılar, farklı dua olaylarını ve evrensel güçleri temsil ediyordu. Maya sunuları, genellikle insan ve hayvan kurbanlarını içeriyor ve bu ritüeller, dini liderler tarafından yönetilen karmaşık törenlerle gerçekleştiriliyordu. Mayalar gelişmiş tarım teknikleri ve geniş alışveriş ağlarına sahip etkili bir ticaret çarkı kurmuşlardı. Tuz, kakao, obsidyen ve tekstil gibi mallar Maya şehirleri arasında değiş tokuş edilen başlıca ürünlerdi. Mixtec ve Zapotec halkları da Meksika'nın güneyinde önemli bir yere sahipti. Altın işçiliği ve el sanatlarında ustalıklarıyla tanınıyordu. İnanç sistemleri, tanrı ve tanrıçaların yanı sıra atalara tapınma üzerine kuruluydu. Özenle süslenmiş mezarları, atalar kültüne verdikleri önemi gösteriyordu. Zapotekler ve Mixtekler de Orta Amerika'nın tarihinde derin izler bıraktılar. Zapotekler, Ovaxa Vadisi'nde yerleşik olup, düzenli şehirleri ve ileri tarım sistemleriyle öne çıkmışlardı. Dini yaşamları, özellikle doğa güçlerine ve atalara tapınma üzerine kuruluydu. Mixtekler, zengin el sanatları ve metal işçiliği ile tanınıyordu. Mixtekler inançlarında tanrı ve tanrıçaların yanında karmaşık bir ölüm sonrası yaşam anlayışını kutsamışlardı. Zapotekler ise, Monte Alban gibi büyük şehir merkezleri inşa etmiş ve karmaşık bir hieroglif yazı sistemi geliştirmişlerdi. İnsanlar doğa güçlerine tapınırken, ritüelleri kurban törenleriyle zenginleşiyordu. Tüm kültürler, özgün ve zengin mitolojiler geliştirmişlerdi. Efsaneler, tanrıların ve kahramanların destansı hikayeleriyle doluydu. Anlatılar toplumların değerlerini, inançlarını ve dünyaya bakış açılarını tasvir ederken, sonraki kuşaklar için de öğütler içerirdi. Her kültürün mitolojisi, diğerleriyle etkileşim içinde evriliyor ve ortak semboller ile anlatılar ortaya çıkıyordu. Örneğin, yağmur tanrısı Tlaloc, birçok kültürde benzer şekillerde tasvir edilirdi. Çok doğal olarak tapınma ritüelleri de benzerlik gösteriyordu. Meksika Vadisi'nde güçlü bir imparatorluk kurulmadan önce, bölge çeşitli halklar tarafından iskan edilmişti. O yıllarda Meksika Vadisi ve çevresinde birçok etnik grup, farklı diller konuşan topluluklar ve çeşitli kültürel gelenekler mevcuttu. Dönemin en belirgin halklarından biri, Nahuyl dili konuşan Nahua halkıydı. Nahuyl dili, geniş bir coğrafyada konuşuluyor ve halkları ziraat ve ticarette uzmanlaşmış, karmaşık sosyal yapıları ve ritüelleriyle dikkat çekiyordu. Dini törenlerinde tanrılara adaklar sunuyor, tarım ve savaş tanrılarına ibadet ediyordu. Topluluklar arasında sıkı ticaret bağları kurulmuş ve çeşitli ürünler değiş tokuş ediliyordu. Meksika Vadisi'nde ve çevresinde yaşayan bu çeşitli halklar, kendi gelenek ve göreneklerine sahipti. Topluluklar, ziraat ile birlikte balıkçılık, avcılık ve toplayıcılıkla da geçimlerini sağlıyorlardı. Mısır, fasulye, biber ve kabak gibi ürünler, tarımın temelini oluştururken, günlük beslenmelerinde vazgeçilmez gıdalar olarak öne çıkıyordu. Ayrıca, kakao ve vanilya gibi egzotik ürünler de yetiştiriliyor ve uzun mesafeli ticaret yolları aracılığıyla değiş tokuş edilirdi. Tarım ürünleri, beslenmelerine katkı sağlarken dini ve kültürel ritüellerde de önemliydi. Yetiştirilen kimi ürünler aynı zamanda tanrılara sunulan adaklar arasında yer alırdı. Örneğin, mısır ve kakao, bereket ve refah tanrılarına adanırdı. Sunulan adakların, tanrıların memnun edilmesi ve daha verimli bir hasat sağlanması amacıyla önemli olduğuna inanılırdı. Hasat dönemlerinde düzenlenen festivallerde mısır gibi tahıllardan yapılan yiyecekler sunulur, bu türden kutlamalar toplumsal birlik ve dayanışmayı pekiştirirdi. Dini bayramlar ve törenlerde, özel olarak hazırlanan yemekler tarım ürünlerinden yapılırdı. Hazırlanan yemekler, toplu duaların ve ritüellerin bir parçası olarak tüketilirdi. Mısır genellikle, törensel ekmekler ve içecekler yapımında kullanılırdı.
Kakao içecek olarak tüketilmesinin yanında ritüel nesneler olarak da önemliydi. Elit kesim ve rahipler tarafından tüketilen kakao kutsal kabul edilir ve törensel içecek olarak sunulurdu. Kakao içecekleri çeşitli seremonilerde ve önemli toplantılarda kullanılırdı. Vanilya tatlandırıcı ve tıbbi amaçlarla kullanıldığı gibi hoş kokusuyla dini törenlerde tütsü olarak da tercih edilirdi. Tanrılara hoş koku sunmak ve kötü ruhları uzaklaştırmak amacıyla önemli bir ritüel bileşeniydi. Bölgenin ekonomik yapısı karmaşık ticaret ağlarına dayanıyordu. Oluşturulan yollar Meksika Vadisi'ni diğer bölgelerle bağlarken malların, fikirlerin ve kültürlerin değiş tokuşunu sağlıyordu. Ticaret aynı zamanda bilgi ve kültürel değerlerin de yayılmasına katkıda bulunurdu. Yönetim yapıları her topluluğun kendi siyasi ve sosyal örgütlenme biçimine göre değişiklik gösteriyordu. Maya şehir devletleri daha dağınık ve bağımsız bir yapı sergiliyordu. Mixtec ve Zapotec halkları, yerel liderler ve kraliyet aileleri tarafından yönetiliyor ve kendi iç işlerinde özerkliklerini koruyorlardı. Orta Amerika'nın erken dönemleri çok çeşitlilik ve karmaşıklık içinde şekillenmişti. Her kültür, kendine özgü katkılarıyla bölgenin tarihine damgasını vurmuş ve günümüze kadar süregelen zengin bir miras bırakmıştı. Azteklerin ekonomik yapısı büyük ölçüde tarım ve ticaretten oluşuyordu. Tarımda değişik tekniklerle tarımsal üretimi maksimize etmek için çeşitli yöntemler kullanırlardı. Chinapa adı verilen yüzen tarım adaları sulak arazilerde verimli tarım yapmayı mümkün kılıyordu. Adalar göllerin ve bataklıkların üzerinde inşa edilerek bitki yetiştirme alanları meydana getirilirdi. Etrafında kanalların bulunduğu dar ve uzun tarım şeritlerinden oluşuyordu. Aztekler tarafından kullanılan yenilikçi bir tarım tekniğiydi. Bu yöntem, sulak arazilerde ve göllerin kenarlarında tarım yapmak için yüzen adalar oluşturma esasına dayanır. Chinampaların yapılabilmesi için önce çamurlu veya bataklık bir alan seçilir. Seçilen alan sıklıkla göllerin kenarlarında yer alırdı. Daha sonra tahta kazıklar belirlenen alana dikilir ve kazıklar arasında çamur, bitki artıkları ve sazlar kullanılarak temel bir platform meydana getirilirdi. Platformun üzerine tarım yapmaya elverişli toprak katmanları eklenirdi. Toprak genellikle göl tabanından çıkarılan verimli çamurdan ayrıştırılarak kullanılırdı. Yapılan şinampaların üzerine çeşitli bitkiler ekilir ve bitkilerin kökleri, suyun devamlı sağladığı nem ile beslenir ve büyürdü. Bu sistem toprak verimliliğini artırır ve sürekli olarak nemli kalmasını sağlardı. Aztekler bu sayede mısır, fasulye, biber, domates, vanilya, pamuk gibi temel gıda ve ticari değer taşıyan ürünlerden yüksek verimler elde edebiliyorlardı. Günümüzde de bu tarım tekniği, özellikle Xochimilco'da hala uygulanmaktadır. Xochimilco, Meksiko bölgesindedir ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Modern tarım teknikleriyle birlikte bu sistemde çevre dostu ve sürdürülebilir bir yöntem olarak değerini korumaya devam eder. Teknik, tarihi ve kültürel mirası yaşatırken hem de yerel halkın geçimini sağlamaya devam eder. Çevresel avantajları arasında su kaynaklarının verimli kullanılması, toprağın kurumaksızın nemli kalması ve biyolojik çeşitliliğin korunması bulunur. Bundan dolayı Chinampa sistemi günümüzde de ekolojik ve ekonomik açıdan önemli bir tarım yöntemi olarak varlığını sürdürmektedir. Diğer yandan tarımsal üretimlerini artırmak için başka teknikler de kullanırlardı. Teraslama tekniği bunlardan bir diğeriydi. Teraslama eğimli arazilerde de tarım yapmayı mümkün kılan bir yöntemdi. Arazilerin kademeli olarak düzleştirilmesiyle meydana getirilen gerçekten etkili bir sistemdi. Bu usullerle eğimli alanlara paralel teraslar inşa edilerek suyun toprakta uzun süre kalması sağlanır, daha verimli kullanılması nedeniyle de erozyon önlenirdi. İleri düzeyde geliştirdikleri sulama teknikleri nedeniyle kanallar aracılığıyla araziler devamlı sulak kalırdı. En büyük yararı ise yağış miktarının az olduğu dönemlerde bile tarımın kesintisiz olarak devam etmesine olanak tanımasıydı. Diğer yandan döngüsel ekim yöntemini kullanarak bir tür nadas sayılacak uygulamaları ile toprağın yorgun düşmesini önlerlerdi. Aztekler geniş ticaret ağları sayesinde çeşitli toplumlarla alışveriş yapardı. Bunlar arasında Toltekler, Mixtekler, Zapotekler, Mayalar ve diğer Orta Amerika uygarlıkları yer alıyordu. Özellikle Maya ve Toltek uygarlıkları Aztekler için önemli ticaret ortaklarıydı. Mayalar gelişmiş matematik ve astronomi bilgisiyle bilinirken, Toltekler ise mimarlık ve sanat alanındaki başarılarıyla öne çıkıyordu.
Mixtec ve Zapotec toplumları ise özellikle el sanatları ve metal işçiliğinde uzmanlaşmıştı. Ticaret ağları sayesinde Aztekler, mal ve hizmet alışverişleri yapmakla kalmaz, aynı zamanda kültürel etkileşimlerde de bulunur, diplomatik bağları da güçlendirirlerdi. Ticaret aracılığı ile taşınan mallar arasında tüyler, obsidyen, pamuk ve değerli taşlar gibi ürünler yer alıyordu. Bu çeşitlilik, Azteklerin zenginliklerini artırırken, diğer uygarlıklarla olan ilişkilerini de kuvvetlendiriyordu. Öte yandan, Meksika Körfezi ve Pasifik Okyanusu kıyılarındaki topluluklarla da ticaret ilişkileri vardı. Alışveriş yapılan başlıca ürünler arasında mısır, fasulye, biber, domates, kabak, kakao, vanilya, pamuk gibi tarım ürünleri, seramikler, tekstil ürünleri, taş ve metal işçiliği ürünleri, mücevherat ve süs eşyaları gibi işlenmiş ürünler, değerli kuş tüyleri, deniz kabukları, kauçuk ve tütün gibi egzotik ürünler yer alıyordu. Özellikle kakao Aztek toplumunda para birimi olarak bile kullanılırdı. Çikolata yapımında kullanılır ve lüks bir tüketim maddesi olarak büyük bir öneme sahipti. Pamuk, tekstil ürünleri için ham madde olarak bile ticari değeri yüksek bir üründü. Vanilya, tatlandırıcı ve aroma verici olarak büyük talep görürdü. Değerli taşlar ve metaller, özellikle altın ve gümüşten yapılan mücevherat ve süs eşyaları, alışverişin vazgeçilmez metalleriydi. Azteklerde Poçteca adı verilen tüccarlar ticaretin bel kemiğini oluşturuyordu. Tüccarlar sadece ekonomik faaliyetlerle sınırlı kalmaz, aynı zamanda diplomatik görevler üstlenir ve çeşitli bölgelerle olan ilişkileri düzenlerlerdi. Poçtecalar, uzun mesafeli ticaret yapar ve egzotik ürünleri başkente getirirlerdi. Sahip olduğu bilgi ve beceriler ekonomik genişlemeye ve güçlenmeye önemli katkılar sağlardı. Tlatelolco, en büyük ve en ünlü pazarlardan biriydi. Pazarda tarım ürünlerinden el yapımı eşyalara, değerli madenlerden egzotik kuş tüylerine kadar birçok ürün bulunurdu. Alışveriş karada kervanlar aracılığıyla yapılırken, su yollarında ise kano ve tekneler kullanılırdı. Ekonomik yapı, karmaşık bir vergi düzeniyle desteklenirdi. Vergiler tarımsal ürünler, el yapımı eşyalar ve değerli madenler şeklinde toplanırdı. Toplanan vergiler yerel yöneticiler ve rahipler tarafından denetlenir, gerekli alanlara dağıtımlarını da üstlenirlerdi. Elde edilen gelirler, merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılırdı. Kurulan idari denetim, ekonomik istikrarı ve büyümeyi destekleyen bir yapı meydana getirmişti. Ekonomide iş gücü de önemli bir yer tutuyordu. Çiftçiler, zanaatkarlar ve tüccarlar ana dinamikleri oluştururdu. Köylüler, tarımsal üretimin emekçileri olarak halkın temel gıda ihtiyaçlarını karşılarken, ekonominin itici gücünün vazgeçilmez değerleriydi. Zanaatkarlar ise el sanatları ve günlük kullanım eşyalarını üreterek ticari seçenekler sunarlardı. Seramik, tekstil, taş ve metal işçiliği gibi çeşitli zanaat dallarında faaliyet gösteriyorlardı. Özellikle değerli taşlar ve madenler, mücevherat ve süs eşyaları üretiminde kullanılıyordu. Alışverişin gelişmesiyle birlikte, komşu toplumlarla da etkileşimler kurulur, dostluk ve ittifaklar güçlendirilirdi. Orta Amerika'nın diğer bölgeleriyle yapılan ticaret, ham madde hem de bitmiş ürünlerin değişimini içerirdi. Tütün, kauçuk ve değerli madenler gibi ürünler ticaretin önemli unsurlarıydı. Kurulan ekonomik oluşumlar sadece kendi bölgelerinde değil, daha geniş bir coğrafyada da etkili olmalarını sağladı. Kervan yolları, nehirler ve pazarlar ekonomik canlılığı desteklerken, kültürel etkileşimlere de zemin hazırlamışlardı. Ekonomik yapı, aynı zamanda sosyal sınıfların oluşumunda da etkiliydi. Soylular, rahipler, tüccarlar ve zanaatkarlar arasında belirgin bir hiyerarşi vardı. Üst sınıf, ekonomik ve politik gücü elinde tutarken, rahipler dini ve sosyal yaşamı yönetiyorlardı. Tüccarlar ve zanaatkarlar ise toplumun bel kemiği olarak ekonominin sürdürülmesinde etkili bir rol oynarlardı. Meydana getirilen sosyal hiyerarşiler, üretimin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini ve gelişmesini sağlardı. Tarım ve alışveriş alanındaki başarılar kültürel ve sosyal yapıyı da şekillendirdi. Refah düzeyi, toplumun diğer alanlarında da gelişmeyi teşvik etti. Eğitim, sanat ve mimari gibi alanlarda gösterilen ilerlemeler, uygarlıklarındaki gelişimlere öncü oldu. Özellikle Tenochtitlan gibi büyük şehirler, ticari hem de kültürel merkezler olarak ön plana çıktı. Şehir düzenlemeleri, su yolları, tarım teknikleri ileri düzeydeki mühendislik ve mimari bilgi birikimini yansıtır. Ekonominin dinamik yapısı, imparatorluğun genel yaşam standardını yükselten ve sosyal yapıyı güçlendiren bir temel meydana getiriyordu.
Aztek İmparatorluğu'nun askeri gücü, genişleme ve kontrol açısından hayati öneme sahipti. Askeri örgütlenmeleri, karmaşık bir hiyerarşi ve profesyonel bir yapı üzerine kurulmuştu. Çocukluktan itibaren sıkı bir eğitimden geçen savaşçılar yetiştiriyorlardı. Günümüzdeki modern askeri akademilere benzer şekilde, disiplin ve stratejik düşünme becerileri kazandırılan savaşçılar, savaş sanatında ustalaşıyorlardı. Liderler soylu sınıftan seçilir ve savaş meydanlarındaki başarılarıyla rütbe kazanırlardı. Sadece soylu olmaları yetmez, aynı zamanda yeteneklerini kanıtlamaları gerekirdi. Roma İmparatorluğu'nda da benzer rütbe kazanım süreçleri görürüz. Aztek Komuta Kademesi, yeteneklerine göre belirlenen rütbelerle donatılmıştı. Yüksek rütbeli askerler, Jaguar ve Kartal savaşçıları olarak bilinir, özel kıyafetler ve zırhlarla tanınırdı. Seçkin birlikler, en yetenekli ve cesur savaşçılardan oluşurdu. Modern özel kuvvetlere benzer şekilde, Aztek savaşçıları da üstün becerilere sahipti. Aztekler, ele geçirmek istedikleri bölgelerin coğrafi ve kültürel özelliklerini dikkate alarak strateji ve taktikler geliştirirdi. Stratejilerin sofistikeliği, onların askeri dehalarının bir göstergesiydi. Düşmanı psikolojik olarak yıpratma ve fiziksel olarak üstün gelme üzerine kurdukları taktikleri, ritüelistik unsurlarla desteklenirdi. Savaş öncesi düzenlenen törenler tanrıların desteğini kazanmak amacıyla gerçekleştirilirdi. Ritüeller askerlerin moralini yükseltme ve düşmana korku salma amacını taşırdı. Meydan savaşlarında ise taktiksel manevralar ve stratejik yerleşimlerle düşmanın hareketlerini kısıtlamaya çalışırlardı. Hızlı ve ani saldırılar savunmayı zayıflatmak için kullanılırken, uzun süreli kuşatmalar ve yıpratma savaşları da uygulanırdı. Taktiklerin etkili olduğu, Napolyon savaşlarında da görülmüştür. Napolyon'un ani saldırıları ve stratejik manevraları, savaşın kaderini değiştirirdi. Obsidyen bıçaklarla donatılmış kalkanlar ve mızraklar savaşlarda kullanılırdı. Mark Warwitel adı verilen obsidyen bıçaklı kılıç, kesici hem de ezici özellikleriyle etkili bir silahtı. Yakın dövüşte büyük bir avantaj sağlayan bu tür silahlar, modern savaşlarda kullanılan yakın dövüş silahlarına benzer şekilde büyük bir etkiye sahipti. Ayrıca atlat adı verilen mızrak atma aleti, düşmana uzaktan etkili saldırılar düzenlemekte kullanılırdı. Atlat, mızrağın daha hızlı ve güçlü bir şekilde fırlatılmasını sağlıyordu. Kara ve su yollarını aktif bir şekilde kullanarak, kano ve teknelerle hızlı ve gizli hareket ederlerdi. Su yolları üzerinden yapılan ani baskınlar, düşmanı hazırlıksız yakalardı. Ele geçirilen stratejik noktaları kontrol altında tutmak için garnizonlar inşa ederlerdi. Garnizonlar hem askeri üsler hem de idari merkezler olarak işlev görürdü. Üslerde sürekli olarak eğitim ve hazırlık yapılırdı. Günümüzde de askeri üslerin benzer işlevler gördüğünü söyleyebiliriz. Diplomasi ve ittifaklar da imparatorluğun genişlemesinde önemli bir rol oynardı. Yerel liderlerle yapılan anlaşmalar, onları bağlı kalmaya ikna ederdi. Zaten, başka da bir seçenekleri pek olmazdı. İttifaklar imparatorluğun sınırlarını genişletmek ve kontrolü sürdürmek için kritik öneme sahipti. Eğitimler sadece askeri becerilerle sınırlı değildi. Tila Makaskalya adı verilen dini okullarda, gençler dini ritüeller, mitoloji ve toplumsal görevler hakkında bilgi sahibi olurlardı. Okullar, gençlerin toplumun önemli birer üyesi olarak yetişmelerini sağlardı. Uygulamaları bize, modern eğitim sistemlerinin öğrencileri çeşitli alanlarda eğiterek topluma kazandırma amaçlarını hatırlatır. Fethedilen bölgelerde yalnızca askeri üsler ve garnizonlar kurmakla kalmaz, aynı zamanda yerel halk ve kültürel ve ekonomik ilişkiler geliştirirlerdi. Vergi toplamak, ekonominin önemli bir parçasıydı. Vergi hem merkezi hükümetin hem de yerel yönetimlerin güçlenmesini sağlardı. Fetih vergileri, tarihte birçok imparatorluğun ekonomisini desteklemek için kullandığı bir yöntemdi. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu da fethettiği bölgelerden vergi toplardı. Askeri güç ve stratejileri, sadece imparatorluğun genişlemesinde değil, aynı zamanda günümüz Meksika'sının kültürel mirasında da önemli izler bıraktı. Modern Meksika'da, savaşçılara ve onların cesaretine duyulan saygı, çeşitli kutlamalar ve anma törenleriyle yaşatılmaktadır. Aztek kültürünün günümüze yansımaları özellikle Meksika ve Orta Amerika'da belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Azteklerin yaşam tarzı, inançları, sanatı ve mimarisi, modern Meksika kültürünün temel taşlarını oluşturur. Bugün bile Azteklerin izleri mutfak, gelenekler, festivaller ve dillerinde açıkça görünmektedir.
Nahuatl dili, birçok Meksikalının günlük konuşmalarında hala kullanılmaktadır. Bazı kelimeler İspanyolca ve İngilizceye bile geçmiştir. Örneğin, çikolata, domates ve avokado gibi kelimeler Nahuatl kökenlidir. Aztek mutfağı, günümüz Meksika mutfağının da temelini oluşturur. Mısır, fasulye, biber ve domates gibi gıdalar Aztekler tarafından yaygın olarak tüketilmekteydi. Ürünler hala Meksika yemeklerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle mısırdan yapılan tortillas ve tamales, Azteklerin mirası olarak günümüze ulaşmıştır. Ayrıca kutsal kabul ettiği kakao, modern dünyada çikolatanın ana bileşeni olarak önemini korumaktadır. Aztek araştırmaları ve arkeolojik veriler, yaşamları hakkında derinlemesine bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Arkeologlar Tenochtitlan'ın kalıntılarını ortaya çıkararak, bu büyük medeniyetin mimari dehasını ve şehir projelerinin ayrıntılı verilerini kamuoyu ile paylaşmışlardır. Antik şehir, bugün Mexico City'nin altında yer almakta ve Aztek uygarlığının ihtişamını gözler önüne sermektedir. Büyük tapınaklar, tören alanları ve su kanalları Azteklerin mühendislik bilgisi ve dini inançları hakkında önemli ipuçları sunar. Son yıllarda yapılan moleküler biyoloji analizleri ve diğer bilimsel çalışmalar, Azteklerin genetik mirasının günümüz Meksika nüfusunda ne kadar yaygın olduğunu da göstermiştir. Yapılan genetik araştırmalar, Azteklerin kökenleri, göç yolları ve diğer yerli halklarla olan etkileşimleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Öte yandan Aztek uygarlığına ve kültürüne ait eserler, müzelerde sergilenmekte ve dünyanın dört bir yanından araştırmacıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Astronomi ve matematik alanlarındaki bilgileri de modern bilim insanları tarafından incelenerek takdir edilmektedir. Takvimleri karmaşık yapısı ve doğruluğuyla dikkat çekerken, nasıl işlediği ve zamanı nasıl ölçtüğü konusundaki araştırmalar, bilimsel yeteneklerini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalar, Azteklerin yalnızca savaşçı bir toplum olmadığını, aynı zamanda bilim ve sanatta da ileri düzeyde olduklarını göstermektedir. Aztek kültürünün sanata yansımaları da dikkat çekicidir. Günümüzde birçok sanatçı, geleneksel motiflerini ve tasarımlarını eserlerinde kullanarak bu kültürel mirası yaşatmaya çalışırlar. Özellikle seramik ve tekstil alanlarında Aztek desenleri ve sembolleri sıkça karşımıza çıkar. Kullandıkları motifler, hem estetik bir değer taşır hem de inanışlarını ve dünya görüşlerini yansıtır. Sosyal yapısı ve yönetim sistemi, modern toplumlar içinde etkileşimler oluşturmuştu. Merkeziyetçi yönetim tarzları ve vergi sistemleri, imparatorluklarının büyüklüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamakta önemli rol oynamıştır. Yönetim anlayışları, birçok akademik çalışmaya konu olmuş ve modern devlet yapıları ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Dini ritüelleri ve inanışları da günümüzde hala araştırılmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Ritüeller, Azteklerin doğa ve evrenle olan ilişkilerini analiz etmemize yardımcı olurken, aynı zamanda inançları tüm tarihleri boyunca toplumsal düzenlerini ve günlük yaşamlarını da şekillendirmiştir. Örneğin, Güneş Tanrısı Huitzilopochtli'ye yapılan ritüeller, Azteklerin tarım takvimi ve mevsim değişiklikleriyle doğrudan ilişkilidir. Azteklerin derin bilgi birikimi, sanatsal yaratıcılığı ve toplumsal yapıları, Meksika ve ötesindeki kültürel zenginliğin temel taşlarını oluşturmaktadır. Uygarlıklarının izleri araştırmalar ve kültürel etkinlikler aracılığıyla yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmaktadır. Azteklerin dini ritüelleri ve kurbanları, toplumsal ve kozmik düzenin devamını sağlamak için inançlarında vazgeçilmezler arasındaydı. Törenlerin odağında insan kurbanları yer alır ve kurbanlar, tanrıların enerjilerini yenilemek ve dünyanın devamlılığını sağlamak için gerekli görülürdü. Huitzilopochtli'ye adanmış ritüellerde, savaş esirleri ve gönüllü kurbanlar kullanılırdı. Sunular Tenochtitlan'daki büyük tapınakta düzenlenen törenlerde tanrılara sunulur ve kalplerinin çıkarılması gibi kanlı ritüellerle gerçekleştirilirdi. Kurban edilen kişilerin kanı, toprağa ve tanrı heykellerine dökülerek tamamlanırdı. Huitzilopochtli'nin yanı sıra, yağmur tanrısı Tlaloc gibi diğer tanrılara da çocuk kurbanları adanırdı. Aztekler için kurban ritüelleri, evrenin dengesini ve tanrıların memnuniyetini sağlamak açısından hayati öneme sahipti. Kurban edilen kişilerin seçimi, kurbanın amacı ve tanrının taleplerine göre değişirdi. Genellikle savaş esirleri, düşman kabilelerden yakalanan insanlar ve gönüllü olmayı kabul eden Aztekler kullanılırdı. Savaş esirlerinin kurban edilmesi, özellikle Huitzilopochtli'ye adanmış ritüellerde önemli bir yer tutardı.
Aztekler, savaşlarda yakaladıkları esirleri, tanrılarına sunmak üzere canlı olarak tutar ve büyük törenlerde kurban ederlerdi. Esirlerin kurban edilmesi, savaşın tanrısı Viçropochtli'nin gücünü artırmak ve güneşin her gün doğmasını sağlamak için gerekli görülürdü. Tenochtitlan'daki büyük tapınak, adak törenlerin merkeziydi ve burada düzenlenen büyük festivallerde yüzlerce hatta binlerce esir kurban edilirdi. Bunun yanı sıra gönüllü kurbanlar da önemli bir rol oynardı. Bazı Aztekler tanrıların iyiliğini kazanmak ve aileleri için bereket dilemek amacıyla gönüllü olarak kurban olmayı kabul ederdi. Gönüllüler, toplumsal statüleri ne olursa olsun, büyük saygı görürdü ve ritüel sırasında onurlandırılırdı. Gönüllü olanlar tanrıların gözünde büyük bir fedakarlık olarak bakılır ve bu kişilerin ruhlarının tanrılarla birleşeceğine inanılırdı. Çocuk kurbanları ise özellikle yağmur tanrısı Tilaloa adanmış ritüellerde kullanılırdı. Çiftçiler için büyük öneme sahip olan Tilaloa'nın iyiliğini kazanmak ve yağmur yağmasını sağlamak için çocuklar kurban edilirdi. Çocuklar, özenle seçilir ve özel ritüellerle hazırlanırdı. Kurban edilmeden önce, çocuklar Tanrı'nın huzuruna sunulur ve gözyaşlarının yağmur getireceğine inanılırdı. Kurban edilen kişilerin çoğunlukla düşman kabilelerden gelmesi, Aztekler için hem dini hem de politik güç oluştururdu. Savaş esirlerinin kurban edilmesi, Azteklerin askeri gücünü ve düşmanlarına karşı üstünlüğünü vurgularken, aynı zamanda tanrılara yapılan büyük bir fedakarlık olarak kabul edilirdi. Ritüeller, toplumun birliğini ve inanç sisteminin gücünü pekiştirir, tanrıların desteğini kazanmalarını sağlardı. Aztek kurban ritüelleri, yalnızca insan kurbanlarıyla sınırlı değildi. Aynı zamanda hayvan kurbanları, yiyecek ve içecek sunumları da yapılırdı. Bu ritüeller, tanrılara olan bağlılığı ve şükranı ifade etmenin bir yolu olarak görülürdü. Kurbanlarla birlikte danslar, şarkılar ve dini oyunlar da bu törenlerin bir parçasıydı. Aztek kozmolojisi ve mitleri, evrenin yaratılışı, düzeni ve işleyişi hakkında kozmolojik bir derinliğe sahipti. Aztekler, evrenin 5 çağdan oluştuğunu ve her çağın bir felaketle sona erdiğini düşünürlerdi. Yaşadıkları zamanın ise 5. çağ olduğunu ve son çağın Viçropochtli tarafından yönetildiğini kabul ederlerdi. Ve dedikleri gibi Aztekler için yaşadıkları son çağ gerçekten onların sonu olmuştu. Güneşin her gün doğması ve batması tanrıların fedakarlıkları ve enerjileri sayesinde gerçekleşirdi. Aztek mitolojisinde dünyanın yaratılışı ve düzenlenişi hakkında çeşitli hikayeler anlatılırdı. En bilinen mitlerden biri, Quetzalcoatl ve Tezcatlipoca'nın dünyayı yaratma hikayesidir. Varoluşun iki tanrısı, devasa bir timsahı ikiye bölerek yeryüzünü ve gökyüzünü oluşturmuşlardı. Quetzalcoatl'ın insanları yaratma mitinde ise, tanrı, eski dünyaların kemiklerini çalarak ve kendi kanıyla karıştırarak insanları yaratmıştı. Bu mitler, tanrıların fedakarlıkları ve yaratıcı güçleri sayesinde dünyanın var olduğunu vurgulardı. Azteklerin inanışlarına göre evrenin dengesi ve düzeni için tanrıların sürekli olarak enerjilerini yenilemeleri gerekirdi. Azteklerin estetik anlayışı ve inşa tarzları, toplumsal hayat ve dini inançların etkileriyle mühendislik bilgisi ve mimari anlayışlarını ortaya koyar. Şehir düzenlemeleri de özgün tarzlarını yansıtırdı. Tenochtitlan, imparatorluğun merkezi olarak önemli bir şehirdi. En belirgin özelliği, göl üzerinde kurulu bir ada olmasıdır. Geniş yollar, kanallar ve köprülerle donatılmış olan Tenochtitlan, işlevsel ve estetik açıdan doğayla iç içe kusursuz bir kentsel anlayış sunuyordu. Aztek mimarisinde tipik olarak ibadet yerleri, piramitler, saraylar ve kamu binaları öne çıkar. İbadet alanları genellikle piramit şeklinde inşa edilirdi. Yapıların tepesinde kutsal bölgeler yer alırdı. Ana tapınak, yani Templo Mayor, mimarilerinin en etkileyici örneklerinden biridir. Templo Mayor, Huitzilopochtli ve Tlaloc adındaki iki baş tanrıya adanmış olup, büyük dini törenlerin merkeziydi. Tapınak, merdivenleri ile gökyüzüne yükselirken, ilahi bir mucize ile tanrılarla insanları bir araya getirir. Şehirler, akarsu yolları ve kanalların etkin kullanımı ile dikkat çekerdi. Kentin dört yolu, ana tapınak kompleksi etrafında düzenlenmişti. Yollar, karada ve su üzerinde seyahat etmeyi kolaylaştırırdı. Kanallar alım-satım ve ulaşım için büyük önem taşırken, aynı zamanda kentin sulama sistemlerinin bir parçası olarak hizmet verirdi. Zekice düzenlemeler, Tenochtitlan'ın tarımsal verimliliğini artırırken, kentin nüfusunu beslemek için gerekli kaynakları sağlardı.
Sanatçılar, heykeller, seramikler ve duvar resimleriyle tipik simgeler ve tasarımlarla büyüleyici üretimler yaratırlardı. Heykeller, tanrılar ve mitolojik figürlerden esinlenerek yapılırdı. Taş ormacılığı, Aztek görsel yaratıcılığının en belirgin özelliklerinden biridir. İnce işçilikle yapılan oymalar dini ve mitolojik sahneleri tasvir eder ve yapıların süslenmesinde sıklıkla değerlendirilirdi. Masklar genellikle törensel amaçlarla kullanılır ve ritüellerin önemli bir parçası olarak işlev görürdü. Çeşitli malzemelerden yapılan maskeler, değerli taşlar ve tüylerle bezeliydi. Seramikler, günlük yaşamda kullanılan kaplar ve vazoların yanı sıra törensel eşyalar olarak da önemliydi. Mükemmel desenler ve motifler, Azteklerin estetik anlayışını ve sanat becerilerini yansıtıyordu. El sanatları arasında dokumacılık, kuyumculuk ve tüy işleri işçilikleri en çok rağbet gören ürünleriydi. Bu yönüyle hem uğraşanlara hem de yönetimlere ciddi gelirler sağlardı. Dokuma ürünleri, kıyafetler, halılar ve tören giysileri olarak kullanılırdı. Renkli ve karmaşık motiflerle süslenmiş kumaşları yüksek estetik değerlere sahipti. Kuyumculuk oldukça gelişmişti. Altın ve gümüş işleme sanatları göz kamaştırıcı örneklerle bezeliydi. Takılar, tanrıları ve mitolojik figürleri betimleyen ince işçiliklerin harika sonuçlarıydı. Tüy işleri, özellikle törensel başlıklar ve kostümler için kullanılırdı. Parlak ve renkli tüyler, Azteklerin el işçiliği tasarımlarında detaycı ve yaratıcı olduklarını gösteriyordu. Azteklerin estetik anlayışı ve inşa tarzı, yalnızca görsel bir değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal ve manevi yaşamlarındaki kutsallık ve doğa imgelerini vurguluyordu. Astronomi ve matematik, var olan kıtaya özgü bilgilerin geliştirilmiş haliydi. Karmaşık takvim sistemleri, dini ritüellerin zamanlamasında ve tarımsal faaliyetlerin düzenlenmesinde önemli bir yer tutardı. 365 günlük güneş ve 260 günlük ritüel takvim olmak üzere iki farklı sisteme sahipti. Güneşin ve gezegenlerin hareketlerini izleyerek zaman kavramını ölçme yetenekleri, bilimsel bilgi birikimlerinin derinliğini göstermesi açısından önemlidir. Tenochtitlan'ın kardeş şehri Tlatelolco'daki büyük pazar yeri, bölgedeki ticaretin merkezi durumundaydı. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği pazar, tarım ürünlerinden el işlerine, değerli taşlardan egzotik hayvanlara kadar birçok ürünün satıldığı bir alışveriş alanıydı. Aztekler yazı sistemi olarak piktogramlar ve ideogramlar kullanırlardı. Bu yazı sistemi, hem günlük yaşamın kayıt altına alınmasında hem de dini ve tarihi olayların belgelenmesinde kullanılırdı. Piktogramlar, belirli bir nesneyi, olayı veya kavramı temsil eden görsel sembollerdi. İdeogramlar ise daha soyut kavramları ve fikirleri temsil eder. Bu semboller, çeşitli kültürlerin ve toplumların bilgi aktarımı ve iletişim için geliştirdiği temel araçlardı. Aztek yazı sistemi, büyük ölçüde resim yazısına dayanıyordu. Belirli nesneleri, fikirleri ve olayları temsil eden semboller içeriyordu. Piktogramlar, gerçek dünyadaki nesnelerin basit ve stilize edilmiş tasvirleridir. İdeogramlar ise daha soyut kavramları ve fikirleri temsil ederdi. Aztek rahipleri ve yazıcıları, simgelerle dolu kodeksler yani el yazmaları hazırlayarak bilgiyi gelecek nesillere aktarmışlardı. En bilinen örneklerinden biri, Tonalamtıl adlı kutsal takvimdir. Takvim, her biri farklı bir tanrı veya doğa olayı ile ilişkili olan günlerin ve ayların temsil edildiği sembollerle doludur. Tonalamtıl, dini törenlerin zamanlaması ve astrolojik kehanetler için kullanılmıştı. Piktogramlar ve ideogramlar, sadece yazılı metinlerde değil, aynı zamanda taş oymalar, seramikler ve duvar resimlerinde de bulunur. Aztekler sanat eserlerinde inançlarını, mitolojilerini ve günlük yaşamlarını görsel olarak ifade ederlerdi. Günümüzde, Aztek yazı sistemi üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Arkeologlar ve dil bilimciler, antik sembollerin anlamlarını çözerek Aztek kültürünü ve tarihini daha iyi anlamaya çalışmaktadır. Yazı sistemleri, tarihi bir miras olmanın ötesinde, görsel iletişimin evrensel ve zamansız bir aracıdır. Toplum, sosyal hayatı renklendiren ve topluluk ruhunu pekiştiren birçok festivale ve törene ev sahipliği yapardı. Özellikle güneş ve tarım tanrılarına adanmış büyük bayramlar çeşitli etnik gruptan insanları bir araya getirirdi. Coşkulu festivallerde ritmik danslar, müzikler ve çeşitli ritüeller yapılır, halk oldukça eğlenceli saatler geçirirdi. Diğer yandan bilinmezlik merakı Aztekler için de geçerliydi. Bu yüzden kehanetlere ve mucizelere büyük önem verirlerdi. Özellikle rahipler tarafından öngörülen kehanetler, önemli kararlar ve gelecekteki olaylar hakkında rehberlik sağlardı. Öngörüler, genellikle takvim ve astronomi bilgileri kullanılarak yapılırdı.
Dini inançları çok tanrılı bir yapıda şekillenmiş ve panteonları buna göre düzenlenmişti. En önemli tanrılardan biri olan Huitzilopochtli, savaş ve güneş tanrısıydı. Adaklar ve sunaklar diğer tanrılara göre daha fazla özen gerektirirdi. Tlaloc, yağmur tanrısı olarak tarım için hayati bir önemdeydi. Quetzalcoatl ise bilgi ve rüzgar tanrısı olarak tapınılır ve tüylü bir yılan şeklinde tasvir edilirdi. Halk tanrılarıyla olan ilişkilerini ritüeller ve adaklarla sürdürürdü. İnsan kurban geleneği, özellikle Huitzilopochtli için yapılan ritüellerde yaygındı ve tanrılara sunulan en yüksek adak olarak kabul edilirdi. Aztek İmparatorluğu'nun çöküşü, yalnızca askeri yenilgilerle değil, İspanyolların getirdiği hastalık, kültürel çatışmalar ve sömürge yönetiminin acımasız politikalarıyla da direkt ilgilidir. İmparatorluk, sıkı bir toplumsal hiyerarşiye sahipti. En üstte imparator yani Huitzilopochtli bulunuyordu. Aztekler liderlerini Tlatoani olarak adlandırırlardı. Ki bu kelime konuşan kişi veya yönetici anlamına geliyordu. İmparatorları hem yönetimsel hem de dini lider olarak halkın mutlak otoritesi kabul edilirdi. Güçlü toplumsal yapı, İspanyol istilasının başlamasıyla büyük bir sarsıntı geçirdi. İşgalciler Azteklerin kullandığı obsidyen silahlara kıyasla daha üstün olan çelik kılıçlar, zırhlar, tüfekler ve toplar kullanıyordu. Teknolojik üstünlük, savaş meydanında büyük avantajlar sağladı. İspanyolların atlı ve zırhlı birlikleri, yerli askerlerin karşı koymakta zorlandığı taktikler uyguladılar. Azteklerin alışık olmadığı saldırı stratejileri, gece baskınları ve sürpriz vurkaçlar İspanyolların saldırılarında etkili olmasını sağladı. Ancak İspanyolların başarısında yalnızca teknolojik üstünlük değil, yerli müttefiklerin desteği de önemli bir etkendi. Tlaxcalan halkı İspanyollara askeri destek sağladı. Cortés'e asker, erzak ve lojistik destek sağlayarak kuşatmanın başarısında etkili oldu. Bir diğer önemli faktör ise Avrupalıların getirdiği hastalıklardı. Çiçek hastalığı, Aztek nüfusunun büyük bir kısmını yok etti ve toplumun direncini kırdı. Hastalıklar, savaş yeteneklerini ve psikolojilerini olumsuz etkiledi. Çiçek hastalığı salgını, yalnızca savaşçılar arasında değil, tüm toplumda yaygın bir ölüm nedeni oldu. Tenochtitlan kuşatması, aylar süren bir abluka ve yoğun çatışmalarla geçti. İşgalciler şehri izole etmek ve aç bırakmak için su yollarını ve tedarik hatlarını kesti. Susuzluk ve gıdasızlık Azteklerin savunmasını zorlaştırdı. Kuşatma süresince kritik dönüm noktaları ve stratejik hamleler şehrin savunmasını zayıflattı. İstilanın kültürel ve dini boyutları, Aztekler ve İspanyollar arasındaki çatışmanın temel unsurlarından biriydi. Aztekler çok tanrılı inançlara sahipti. Tanrılarına kurbanlar sunarak onların desteğini ummak gibi tahmin edemedikleri bir hata yapmışlardı. Bir diğeri çok değer verdikleri liderleri, Montezuma İspanyollar tarafından esir alınmasıydı. Ardından ölümü Aztek İmparatorluğu'nun çöküşünde önemli bir dönüm noktası oldu. Liderlerinin ölümü, İspanyollara karşı direnişi zayıflattı ve kuşatma sırasında Azteklerin moralini büyük ölçüde bozdu. İspanyollar yerli halkı kontrol etmek ve Hristiyanlığı yaymak için Encomienda adı verilen bir sistem kurdu. Oluşturulan yapıda İspanyol toprak sahipleri, belirli bölgelerde yerli halk üzerinde kontrol sahibi oldu. Beklendiği gibi de halkın iş güçlerini sömürdüler. Yerli halk ise ne yazık ki buna boyun eğmek zorunda kaldı. Yeni İspanya Amerika kıtasındaki en büyük ve en önemli kolonilerinden biri oldu. Hernán Cortés'in 1521'de Aztek İmparatorluğunu işgalinden sonra kurulan koloni, günümüz Meksika'nın bir bölümü ile Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısı, Orta Amerika'nın kimi bölgeleri, Filipinler ve Karayipler'deki bazı adaları da kapsıyordu. Yeni İspanya'nın başkenti, Tenochtitlan'ın yerinde kurulan Meksiko şehri oldu. Zengin sömürgesi İspanyol krallık tacına büyük ekonomik ve stratejik değer kattı. Kolonileri zengin maden kaynakları, özellikle gümüş madenleri ve tarım ürünleriyle İspanyol ekonomisine ciddi katkılarda bulundu. Ayrıca Hristiyanlık inancının yayılmasında ve İspanyol kültürünün yerli halkların kabullerinde de direkt etkiliydi. Tüm bunlar yerli kültürün büyük ölçüde İspanyol kültürüyle yer değiştirdiği bir dönemi başlattı. İspanyol yönetimi, yerli halkın yaşam biçimini, inançlarını ve toplumsal yapısını köklü bir şekilde değiştirdi.